Gençler merhaba. Bu haftaki konu pekiştirme testinizin yanıtları ile karşınızdayım. Birinci soruya baktığımızda tarih öncesi çağlar taş ve maden olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur? Farkındaysanız gençler burada taş kullanıldıysa taş devri, maden kullanıldıysa maden devri deniyor. Bu nedenle isimlendirilmesinde hangilerinin belirleyici olduğu aslında çok basit bir soru. Kullanılan aracın ve gerecin tabii ki cinsine göre olması gerekmektedir. İkinci soruya baktığımızda buzulların eriyerek iklimin normale dönmesiyle insanlar tarım yapmaya başlamıştır. Tarımsal hayatın varlığı gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmamıştır? Bakalım arkadaşlar, eğer tarım başladıysa köy kültürü oluşacaktır. Bu doğru. Biz olmayanı bulacaksak birli olan şıklarımızı direkt olarak eleyelim. İkiye baktığımızda çok fazla tarım yapıldığı zaman tabii ki ürün fazlası da ortaya çıkacaktır. Bu da doğrudur gençler. O halde ikili şıklarımızı da eleyelim. Bakın burada 3'e ulaş ulaşılamadığını görüyorsunuz. Çünkü tarımla ateşin bir alakası olmadığını biliyorsunuz gençler. Bu nedenle doğru yanıt olarak Bursa'yı işaretleyebiliriz. Üçüncü soruya baktığımızda çanak çömlek yapılması, hayvanların evcilleştirilmesi, evlerin yapılması Neolitik çağa ait, yani biliyorsunuz ki cilalı taş dönemine ait. Yukarıda verilen gelişmeler dikkate alındığında hangilerine ulaşılabilir deniyor. Günlük hayat kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Evet gençler, farkındaysanız hayvanları evcilleştirmek olsun, evlerin yapılması olsun, çanak ve çömleğin yapılması tabii ki hayatı kolaylaştırmaya yöneliktir. Bu nedenle bunu doğru kabul ediyoruz ve birsiz olan şıklarımızı eleyelim. İkiye baktığımızda yerleşik hayata geçilmiştir. Evet arkadaşlar, evlerin yapılmasıyla birlikte yerleşik hayatı görebiliyorsunuz burada zaten. Devletler ortaya çıkmıştır. Yukarıda verilen bu bilgilerde siyasi teşkilatlanmanın başladığına dair bir bilgi yoktur arkadaşlar. Sadece insanlar evler yapmışlardır. Bu da bir devletin kurulduğunu kesinlikle göstermez. Bu nedenle 3 doğru değildir. Doğru yanıt olarak Ceyhan'ı işaretleyip 4. sorumuza geçelim. Tarih öncesi devirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık göstermektedir. Evet, bundaki temel maksat biliyorsunuz ki kültürel etkileşim ve etkileşimsizliktir aslında. Avcı ve toplayıcı toplumlar zamanla üretici konuma geçmişlerdir. Evet, aslında önce biliyorsunuz ki insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Daha sonra bilgi birikimlerinin artmasına bağlı olarak da üretici pozisyona geçeceklerdir. Bu da doğru. İlk köy yerleşmeleri kurulmuştur. Tarih öncesinde biliyorsunuz cilalı taş devrinde kurulmaya başlanacak. Taş ve maden devri olmak üzere isimlendirilmişlerdir kesinlikle. Ama biliyorsunuz ki tarih öncesi devirde yazılı kültür hayatı başlamamıştır gençler. Bu nedenle doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyebiliriz. Beşinci soruya baktığımızda tarih öncesi çağlara ait aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştiği söylenebilir? Bakalım arkadaşlar, hayvanların evcilleştirilmesi, çanak çömleğin yapılması, bakır ve kalayın karıştırılması, yerleşik hayata geçilmesi, kesici ve delici aletlerin yapılması. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere, hayvanların evcilleştirilmesi ve çanak çömleğin yapılması cilalı taş devrinde biliyorsunuz. Bakır ve kalayın karıştırılması da kalkolitik dönemin sonları, yani burada aslında bronz devri, yani tunç devrinden bahsediyorum. Yani bu aslında biraz daha geç. Yerleşik hayata geçilmesi de tarımın başlamasıyla birlikte biliyorsunuz ki bu da cilalı taş arkadaşlar. Şuraya da cilalı taş yazalım. Kesici ve delici aletlerin yapılması, bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu yontma taş devrindedir ve en erken yaşanan kesinlikle yontma taş devri olduğu için doğru yanıt olarak Edirne'yi işaretleyebiliriz. Altıncı soruya baktığımızda kültür bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün başka coğrafyalara taşınmasında hangileri etkilidir? Ticaret tabii ki etkilidir. Biliyorsunuz ticaret yaparken benim bulduğum bir şeyi gittiğim bölgedeki diğer insanlara da öğretirim. Savaş yine aynı şekilde güzel bir kültürel etkileşim aracıdır gençler. Özellikle Haçlı seferlerini unutmayın burada. Talas Savaşı'nı unutmayın mesela. Türklerin hani kitleler halinde İslamiyet'e geçtiği savaş ve bu savaşta kağıt matbaa ve pusula barutun öğrenildiğini unutmayın. Göçler de yine aynı şekilde. Çünkü insanlar biliyorsunuz ki göç ettikleri bölgelere kendi bilgilerini de götürürler. Bu nedenle tabii ki başka coğrafyalara da taşınmış olur kendi bilgileri. Bu nedenle hepsini doğru kabul ediyoruz. Doğru yanıtımız Edirne diyoruz. Yedinci soruya baktığımızda
Tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak dendiğini görmüştük zaten. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasına kullanılan kaynaklardan bir tanesi değildir gençler? Şimdi bakın, tarih öncesinde yazı yok. Bu nedenle yazılı olan şıkkı elememiz gerekiyor. O zaman direkt olarak sizlere kil tabletleri eleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz kil tabletler tarih öncesi dönemleri asla aydınlatamazlar. Tarih öncesinde yazı yoktur gençler. 8. soruya baktığımızda eski çağ uygarlıklarına ait kazılarda bakır devrini yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür. Şimdi bakın, burada demek ki bakır devrini yaşayan bir uygarlık yazıyı bulmuş olan bir uygarlıkla etkileşime girmiş olması gerekiyor ki bakır devrini yaşadığı halde yazılı tabletlerin olduğu varmış arkadaşlar. Buna göre bakacağız. Tarihi çağları sırayla yaşasaydı eğer bakır devrinden sonra tunç devri, sonra demir devri, en son yazıyı bulması gerekiyordu. Ama dediğim gibi bakır devrini yaşarken aynı anda ilk çağı yaşıyorsa demek ki sırayla yaşamamıştır. Tarih öncesi döneme ait kim uygarlıkların daha önce tarih öncesi döneme kim uygarlıkların daha önce girdiği burada aslında olabilir arkadaşlar, bir bakalım. Tarihi çağların bakır devrinde başladığı, hiç alakası yok aslında. Toplumlar arası etkileşimin olduğu, etkileşim olduğunu söylemiştim sizlere ama bir de diğerlerine bakalım. İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğu, buna dair bir şey de yok arkadaşlar. Çünkü ihtiyaçla ilgili bir şey yok farkındaysanız. Şimdi bakın, Bursa şıkkına baktığımda tarih öncesi döneme kim uygarlıkların daha önce girdiği. Şimdi bu şıkkı eleyeceğiz. Neden? Çünkü yazı biliyorsunuz ki tarih öncesi değil, tarih çağları deseydi eğer burada doğru yanıt olarak kabul edecektik. Bu nedenle tarih çağlarına daha önce girmiştir. Evet, ama tarih öncesine değil arkadaşlar, ya da buna dair bir bilgi yok yukarıda. Ama burada toplumlar arası etkileşimin olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü insanlar bakır devrini yaşıyorlarken yazıyı bulmuş olan bir uygarlıkla etkileşime girmeselerdi eğer kesinlikle yazıyı kullanamazlardı. 8'e Denizli diyelim ve 9. sorumuza geçelim. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya, göç yolları üzerinde bulunan verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir. Bu kadar elverişli bir bölge ise eğer bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Baktığımızda yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine bu olabilir bakın. Çünkü insanlar burada tabii ki yaşamak isterler. Çünkü hayatları çok kolay olur. Tanrı kralla bir alakası yok biliyorsunuz. Laiklikle alakası yok. Güçlü imparatorlukların kurulmasına bununla da dair bir bilgi yok aslında. Kalıcı mimari eserlerle de alakalı bir durum söz konusu değil. Tabii ki bu kadar verimli bir topraksa herkes yaşamak isteyecektir. Bu nedenle de yerleşme ile ilgili çok fazla hareketlilik görülecektir. 10. soruya baktığımızda Paleolitik devrinde kadınlar daha çok toplayıcılık yaparken erkekler avcılıkla uğraşmışlardır. Buna göre Paleolitik dönemle ilgili hangilerine ulaşılabilir? İş bölümü kesinlikle başlamış gençler farkındaysanız. Erkekler fiziksel güçleri dolayısıyla avcılık yaparlarken kadınlar da yine fiziksel güçleri dolayısıyla toplayıcılık yaparlar. O zaman bir kesinlikle doğrudur, bir siz olan şıkkımı eledim. Üretici yaşama geçildiğine dair bir bilgi yok burada. Çünkü biliyorsunuz üretim olması için tarımın başlaması gerekiyor. İkili şıkları da eledim. Ateşin bulunduğuna dair bir bilgi de yok gençler farkındaysanız. Sadece insanlar avlanıyor ve topluyorlar. Bu nedenle 3 de doğru değildir. Ve yalnızca 1'e ulaştığımız için doğru yanıt olarak Adana'yı işaretleyebiliriz. 11. soruya baktığımızda herhangi bir yüzyılda dünyanın her yerinde aynı siyasi, sosyal, kültürel özelliklerin görülmesi beklenemez. Örneğin Anadolu'da demir çağının yaşandığı bir dönemde dünyanın başka bir yerinde tunç çağı ya da bakır çağı yaşanabilmektedir. Buna göre zaman dilimleri kesinlikle evrensel değildir. Yani herkes ya da bütün dünya aynı anda aynı dönemi yaşamaz demek istiyor aslında bu verilende. Bir kesinlikle doğrudur gençler. Bir siz olan şıklarımı eledim. Tarihi sınıflamak yanlıştır. Yo, aslında sınıflayabilirsiniz ama dediğim gibi genelleme yapmayacaksınız. Ve çağlar bölgesel özellik gösterebilmektedir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle doğru yanıt olarak 1 ve 3'ü işaretleyebiliriz. 12. soruya baktığımızda Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılına göredir? Biliyorsunuz Türklerin kullandığı pek çok takvim var tarihte. Bunlardan sadece bir tanesi ay yılına dayalıdır biliyorsunuz. O da hicri takvimdir arkadaşlar. 13. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının nedenidir? Tarihte neden deney ve gözlem yoktu biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü tarihi olaylar tekrarlanmaktadır.
açıklanamazdı. Bu nedenle doğru yanıt olarak Ceyhan'ı işaretleyelim ve 14. sorumuza geçelim. Şimdi burada milattan sonra 1374 yılının 100 yıl olarak tanımlanması hangisinde doğrudur diyor. Size bunu derste hesaplamayı öğrettim gençler. Şimdi burada yüzler basamağına 1 eklemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Yani o zaman burada aslında bu 14. yüzyıl olmalı arkadaşlar. Çünkü 13'e 1 eklediğimizde 14. yüzyılı bulduk. Yani Adana, Bursa ve Ceyhan şıkkını eledik. Şimdi buraya bakacağız. Çünkü yarıyı ve çeyreği bulacağız gençler. 50'yi geçtiğine göre ikinci yarısıdır biliyorsunuz ki zaten şıklarda da bu şekilde varmış. Ve 74 diyor, bakın 75'i geçseydi eğer son çeyreği diyecektim ama geçmediğine göre hala 3. çeyreği içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle doğru yanıt olarak Denizli'yi işaretleyebiliriz.